Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisinde çok güzel bir sürtünme kuvveti sorusuyla beraberiz. Soruyu okurken sorunun önemli yerlerini muhakkak yuvarlak içine alarak okuyun ve lütfen videoyu durdurup bu soruyu önce siz çözmeyi deneyin. Yanlış yaptığınızda doğrusunu öğrendiğinizde çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşir. Eşit kütleli, burası önemli. X ve Y cisimleri kütlesi önemsiz esnek bir yay ile birbirine bağlanmıştır. Cisimler bir miktar birbirine yaklaştırılıp, yani cisimler birbirine yaklaştırılırsa yay sıkışır anlamına geliyor. Serbest bırakıldığında sistemin hareket etmediği gözlemleniyor. Arkadaşlar hareket etmiyor demek fizikte denge anlamına geliyor. Dengede toplam kuvvet sıfır anlamına geliyor. Yani X cismi hareket etmiyorsa X cismini etkeden toplam kuvvet sıfırdır. Y de hareket etmiyor. O zaman Y'yi etkeden toplam kuvvet de sıfırdır. Diyor ki hangileri kesinlikle doğrudur? ...kesinlikle sorularında biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. X ve Y cisimlerine eşit büyüklükte sürtünme kuvveti etkeden. Şimdi biz burada Y'yi inceleyelim, burada da X'i inceleyelim. Şimdi sıkıştırılmış bir yay kendisine e, yapışan cisimleri iter. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, bir yayın normal pozisyonu diyelim bu. Şimdi siz bu yayı normal pozisyonundan açarsanız, yani böyle uzatırsanız... ...yay sizi ne yapar? Uzadığı için kendine doğru çekme kuvveti uygular. Ancak bir yayı siz sıkıştırırsanız o zaman yay sizi iter. Yani bu tarafına koyduğunuz cismi bu tarafa doğru iter. Bu tarafına koyduğunuz cismi de bu tarafa doğru iter. Dolayısıyla y cismine yay tarafından şu tarafa doğru bir F kuvveti etkeder. Aynı yay ve aynı gerginlik olduğu için x cismine de aynı şekilde şu tarafa doğru bir F kuvveti etkeder. Hemen cisimler üzerine bu F kuvvetini çiziyorum. Y cismine sağa doğru bir F etketti. X cismine de sola doğru bir F etketti. Bunlar tamamen yay kuvveti. Şimdi bu cisimler hareket etmediğine göre soru sonuçta bunu bize söyledi. Demek ki Y cismine sağa doğru bir F kuvveti varsa sola doğru da bir sürtünme kuvveti var ve bu sürtünme kuvveti F kuvvetine eş değer olmalı ki hareket etmesin. X cismine de sağa doğru bir sürtünme kuvveti etki etmeli ve tekrar söylüyorum bu sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F kadar olmalı ki cisim hareket etmesin. Peki o zaman birinci yargıyla başlayalım. X ve Y cisimlerine eşit büyüklükte sürtünme kuvveti etki eder. Bakın hiçbir sıkıntı yok. İkisine de etkiden sürtünme kuvvetleri F'tir. Fakat ikinci yargı çok tehlikeli ve öğrencilerin genelde hata yaptığı şık burası. X ve Y cisimleri ile zemin arasındaki sürtünme katsayıları eşittir diyor. Şimdi burada bize X ve Y'nin aynı maddeden yapıldığını falan söylemiyor. Yani bir tanesi tahtadan, bir tanesi demirden falan yapılmış olabilir. Dolayısıyla bunların zemin ile aralarındaki sürtünme kuvvetini biz tam olarak bilemeyiz. Eşit olabilir, olmayabilir. Soru kesinlikle sorusu olduğu için buna bir soru işareti koymamız lazım. Şimdi siz diye olabilirsiniz ki hocam sürtünme kuvvetinin formülü k çarpı n değil mi? Buradaki n de etki tepki. Yani bu cismin aşağı doğru ağırlığı mg kadar olduğu için tepki kuvveti de mg kadardır. Yani biz buraya Mg yazacağız, buraya da K yazacağız ve sonucu F çıkacak. Çünkü siz burada F demiştiniz. Diğer cisim için de aynı şeyi yaptığımda, K çarpı Mg yaptığımda, onu da F'e eşitlediğimde, F'ler aynı, Mg'ler aynı, hocam o zaman buradaki K'lar da aynı olmak zorunda değil mi diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bakın, bir cisme etkeden sürtünme kuvveti ile e, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri aynı şey değildir. Ne anlatmak istiyorum? Anlatmak istediğim şey şu. Siz fs eşittir kn yaparken cisme etkeden sürtünme kuvvetini bulmuyorsunuz. Maksimum statik sürtünme kuvvetini buluyorsunuz. Yani bu cisim bu değere kadar olan kuvvetleri karşılayabilir anlamına geliyor. Mesela siz buradan k çarpı n'yi diyelim 50 buldunuz. Bunun anlamı şudur. 50'ye kadar bu cismi hareket ettiremezsin. Böyle bir anlamı var. Yani sizin kuvvetiniz misal 30'sa Sürtünme kuvveti ona 50 ile yanıt vermez. Çünkü 30 yani 30'a 30'la yanıt verir. Zaten bu cismin hareket etmemesi öyle açıklanır. Sağa 30, sola 50 olursa hareket etmiyor demek saçma olur. O yüzden sola doğru sadece 30 yazarsın. Yani bakın, Fs eşittir, kn'den 50 buldunuz sonucu. Ama cisme etkiden sürtünme kuvveti nedir dediğinde cevap 50 değil. Cisme etkiden sürtünme kuvveti 30 diyeceksiniz. Ha, bu cisme kırklık bir kuvvet uygulanırsa o zaman sürtünme kuvveti de ona kırkla yanıt verir. 50'ye kadar gücü var. 50 ile yanıt verirsen de 50 ile yanıt verir. Ama 60 kuvvet uygularsan yanıt veremez ve harekete geçer. Ama bizim sorumuzda hareket etmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunların sürtünme kat sayılarını bilemeyiz. Cisimler farklı olabilir. Farklı olduğu için biri tahta biri başka bir maddeden yapıldıysa zemin ile aralarındaki k değerleri farklı çıkabilir. Yani Birinci cismimizin sürtünme kuvvetinin değeri belki 60'dır. İkinci cismimizin sürtünme kuvveti değeri belki 50'dir. Ancak ikisine de 30'la kuvvet uyguladığında onlar sana yanıt olarak 30 verir. Yani adam gerçekte 60'tır ama sana sadece 30'unu verir. Dolayısıyla bunların kat sayıları eşittir gibi bir şey söyleyemeyiz. Burada vurgulamak istediğim sürtünme kuvvetinin maksimum değeri başka bir şeydir. Cisme etki eden sürtünme kuvveti başka bir şeydir. Cisimlere yay tarafından uygulanan kuvvetler eşit büyüklüktedir. Gördüğünüz gibi bu da F bu da F olduğu için eşit büyüklüktedir demesi doğru ama eşittir deseydi yanlıştı. Çünkü sağa doğru olan yay kuvveti ile sola doğru olan yay kuvveti vektörel kavramlarda yönler farklı olduğunda eşittir diyemeyiz ama eşit büyüklüktedir dememizde bir sakınca yok. Sorumuzun cevabı 1 ve 3. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.